bir alan. Hiçbir bal kurtaramadım. Bodrum katında çöküklük var diyorlar ama sağlam duruyor ama aşağıya girmeye korkuyoruz. İnsanlar eşya kurtarmaya korkuyor, bir yerlere girmeye de korkuyoruz. Gerçekten söylemek gerekirse burası bir iş hanı. Burada ortalama 8 tane işçi çalışan esnafımız var. Benim bu iş yerim 33 senelik olmasına karşın kesinlikle ve kesinlikle sadece bilgisayarın kasasını kurtarak geçelim. Onun dışında herhangi bir şey kurtaramadım. 33 senelik birikinti bir çırpıda Allah tarafından diyoruz yok oldu gitti. Allah canımızı bağışladı diyoruz. Yapacağımız herhangi bir şey yok. Burada durdum, mal kurtarma peşinde değilim. İnsanlara hizmet etmek, bir şeyler getirmek, bir şeyler götürmek amacıyla, insanları yalnız bırakmam amacıyla burada kalıyorum. Ben aynı zamanda emekli öğretmenim. Uzun süreler burada çalıştım. İnsanlar sıkıntı içindeler ama bugün aldığım bir habere çok üzüldüm. Adıyaman bu halde olmasına karşın. A Haber'de çıkan bir haber beni çok üzdü. Adıyaman'da hayat normale döndü diye başlık atıp yayın yapmışlar. Çok üzüldüm. Kahta'yı çekmişler. Kahta'da zaten önemli bir deprem olmadı. Kahta'yı çektikten sonra da bu haberi böyle yapmak, insanları yanıltmak neden? Neden insanların hayatıyla oynuyorlar? Hizmet gelecekken hizmet gelmeyecektir. Hayat normale döndüyse insanlar yardım etmeyeceklerdir. Devlet de elini eteğini çekecek o zaman. Niye bu haberi yaparlar? Yani bu yanlış haberi vermek doğru değil ya. İnsanlara zulmetmektir. Yapılmaması lazım ya. İnsan olunması lazım. Bunu böyle yapmayan ben adına bir şey diyemiyorum artık ve üzülüyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. İsmim Taner Dağtekin. Taner Dağtekin. Emekli öğretmenim. Buradan emekliye ayrıldım. İş yerinde dediğim gibi 33 senelik bir iş yeridir. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık diyorum. Kolay gelsin diyorum. Sağ olun. Sağ olun.